Modern hayatın dayanağı. Yediğimiz yemekte, içinde oturduğumuz evde, sürdüğümüz arabada o var. Petrol dünyanın en önemli ticari mallarından biri. Peki petrol ansızın bitseydi ne olurdu? Ortaya çıkan acil durum yüzünden sıkı yönetim ilan edildi. New York'a yiyecek sevkiyatı yapılmaya başlandı. Yüz binlerce insan göçe hazırlanıyor. Şehirlerin giderek tehlikeli olmaya başladığını söylüyorlar. Şehirlerimiz, yiyeceklerimiz, yaşam tarzımız nasıl etkilenir? Biz nasıl etkileniriz? Korkulan oldu. Bugün petrolün bittiği gün. Tüm dünyada petrol bitti. Akıbetimiz petrol olmadan. Petrol. 150 yıldır yerin altından çıkarıyoruz. Modern hayatı mümkün kılan ekonomik ve çok amaçlı bir yakıt türü. Kaliforniya'daki Can River petrol yatağında, yer altındaki siyah gölde 5 milyar varilden fazla petrol bulunuyor. Tek başına Amerika'nın tüm petrol ihtiyacını 4 hafta boyunca karşılayabilir. Ama 1 dakika içinde yok olmak üzere. Aynı şey Suudi Arabistan'dan Kuzey Denizi'ne, Alberta Kanada'daki büyük katranlı kumlara kadar dünyanın her yeri için geçerli. Arabalarımızı çalıştıran, uçaklarımızı uçuran, fabrikalarımıza enerji sağlayan, yataklarda kalan ya da kayaların arasında hapsolmuş bulunan petrolün tamamı ortadan kaybolmak üzere. Yerin altından uğursuz bir sinyal alınıyor. Bir sorun çıktı herhalde. Gidip bir bakayım. Evet. Yerin altından 1 trilyon varile yakın petrol çıkardık. Bir bu kadarın daha kalmış olması gerekiyordu. Neler oluyor? Neler olduğunu ben de anlamadım. Dün sadece bu rafineride 300 bin varil petrol işleniyordu. Bugünse birdenbire her şey durdu. Pek çok kişinin gelecek için öngördüğü kriz bugünden gerçekleşti. Bunun felakete varan sonuçları olacak. Dünyamız yeniden şekillenecek. Petrolden bir gün sonra. Henüz çıkarılmamış ama erişilebilir durumda olan 1 trilyon varilden fazla petrol olduğu tahmin ediliyordu. Ancak bilim adamları hepsinin ortadan kaybolduğunu teyit ettiler. Suudi Arabistan'dan Alaska'ya kadar tüm dünyada yerin altında olması gereken petrol ortadan kayboldu. Petrol şirketleri rezervlerinde 20 milyon varil kadar petrol kaldığını söylüyor. Ancak şirketler daha fazla petrol bulamazsak sadece benzinin değil, dizel yakıt, kayganlaştırıcılar, asfalt, zift gibi diğer petrol ürünlerinin de durumdan etkileneceğini açıkladı. Tankerler petrolün taşınmasında hayati rol üstleniyorlar. Şu anda milyonlarcası hareket halinde. Milyonlarca varil petrol taşıyorlar. Rusya ve Suudi Arabistan gibi petrol ihraç eden ülkeler tankerlerini geri çağırıyor. Bu sorun en çok dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Amerika Birleşik Devletleri'ni vuruyor. Birleşik Devletler'de günde 8 milyon varilden fazla petrol çıkarılıyor. Ama bunun iki katı tüketiliyor. Ülke bir anda günde 8 milyon varilin eksikliğini hissetmeye başlıyor. Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştuğu da gelen bilgiler arasında. Benzin almak için 2-3 saat bekleyenler var.
Bu son şansları. İnsanlar belki de bir daha arabalarına benzin alamayacak. ...1973'teki petrol ambargosunda petrol ithalatının azalması yüzünden Amerika çapındaki benzin istasyonlarında akaryakıt sıkıntısı baş göstermişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne yayılmış 100 bin benzin istasyonunun depoları boşaltılıyor. Aynı şey dünyanın her yerinde geçerli. Kalan petrolün fiyatı ise tavan yapıyor. Pek çok ülkenin yedek petrolü vardır. Sadece Amerika Birleşik Devletleri kötü günler için 725 milyon varil petrol saklıyor. Devlet kalan değerli petrolü korumak için sert önlemler alıyor. Uçaklar, trenler, gemiler. Hepsi petrolden elde edilen yakıtlarla çalışıyor. Bu yüzden hayati önem taşıyanlar haricindeki seferlerin hepsi iptal ediliyor. Raylar bomboş. Uçuşlar iptal. Bugün hava alanlarını dolduran 4 milyon kişiden biriyseniz hedefinize varmanız imkansız. Aynı şey yüz binlerce tonluk ticari mal için de geçerli. İnsanlar da, ürünler de mahsur kalıyor. Ekonomi hızla etkileniyor. Tıpkı 11 Eylül'deki terörist saldırılar sonrasındaki belirsizliğin yarattığı panik havasında olduğu gibi, devlet hisse ticaretini durduruyor. 2 trilyon dolarlık petrolün artık hiçbir değeri yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol endüstrisi 400 bin insanı besliyor. Meksika'ya gidiyorum. Atla. Pekala. Hepsi işlerinden oluyor. Tamam, gidebiliriz. Mümkün olan her yolu deneyerek evlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Atılacak adımlar konusundaki belirsizlik sürerken petrole bağlı sektörlerdeki fabrikalar da kapanıyor. Milyonlarca insan işini kaybediyor. Amerika, iş ve kişisel ihtiyaçlar için günde 10 süper tankeri dolduracak miktarda petrol tüketiyor. Sadece bu çelik fabrikası günde 1000 varil petrol yakıyor. Artık ocakları ısıtan petrol yok. Çeliğe dönüştürülecek ham madde yok. Çelik olmazsa inşaat yapılamaz. Otomobil üretilemez. Sorun sadece çelik de değil. Petrol gezegenimizin en güçlü ve çok amaçlı yakıtlarından biri. Ölü bitki ve hayvanlar milyonlarca yıl ısıya ve basınca maruz kaldıktan sonra gezegenimize has bir öz suyu oluşturmuşlardır. Diş macunundan ruja, polyesterden plastiğe pek çok şey petrol sayesinde üretilir. Bunların hiçbiri yok artık. Büyük bir zincirleme reaksiyon başlıyor. Adın ne? Buraya acilen bir yatak istiyorum. Petrolün yokluğu yakında hayatımızın her alanını etkileyecek. Hastanelerimizi, yiyeceklerimizi, enerjimizi. Ve kriz daha yeni başlıyor. Petrolden 5 gün sonra.
Sıkı yönetim ilan edildi. Ulusal muhafızlar Washington ve Los Angeles'ın şehir merkezinde devriye geziyor. Strasbourg'da toplanan Avrupa Birliği liderleri İngiltere'ye 100 milyon varil petrol gönderme kararı aldı. Tokyo ve New York borsaları bugün de kapalı. İşsizlik oranı %30'un üzerine çıktı. Petrol çağının bitmesinin üzerinden sadece 5 gün geçti. Dünyadaki herkes en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi. Kuzey Amerika'daki tüm sebze halleri petrolün tükenmesinden beri kapalı. Sadece Kaliforniya eyaletinden bir günde tüm ülkeye taze meyve ve sebze taşıyan 1300 kamyon yola çıkıyordu. Bu kamyonlar ürünleri merkezi sebze hallerine taşıyor, gıdalar oradan marketlere dağılıyordu. Artık ne petrol var ne kamyon. O yüzden gıdalar taşınamıyor. Bu durumdan en çok New York gibi büyük şehirler etkileniyor. Ortalama bir Amerikalının bir yıllık yiyecek ihtiyacını karşılamak için Amerikan futbolu sahası büyüklüğünde bir tarla gerekiyor. Krizden önce markete gitmek Kuzey Amerikalılar için sıradan bir işti. Şimdi ise yiyecek satan marketleri silahlı muhafızlar koruyor. Taze meyve ve sebzelerin %30'u küçük kusurlar yüzünden market raflarına ulaşamıyordu. Artık bunlar da satılmaya başlandı. Yiyeceklerin dörtte biri başka ülkelerden geliyor. Ama bu 5 gün önceydi. Şimdi yiyecek sıkıntısı baş göstermeye başladı. Çiftliklerin doyurması gereken bir sürü karın var. Yetişkin bir inek günde 45 kilo yem tüketiyor. Domuz 3,5 kilo yem tüketiyor. Yiyecek nakliyesi tamamen durduğundan bu hayvanlar açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya. Hassas enerji sistemimiz de tamamen çökmüş durumda. Elektrik üretiminde en çok kömür kullanılıyor. Dünyada üretilen elektriğin %40'ı kömür kullanan termik santrallerden geliyor. İngiltere'deki bu termik santral, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen kömürü yakıyor. Kömür trenler vasıtasıyla taşınıyor. Bir vagon, küçük bir kasabanın bir günlük elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar kömür taşıyor. Ancak petrol olmadığından trenler de çalışmıyor. Elektrik kesintileri Kuzey Amerika'nın tamamını etkilemeye başlıyor. Tüm eyaletler içinde en çok etkilenense Florida. Petrolden elde edilen elektriğe tüm eyaletlerden daha çok bel bağlamış durumda. Büyük hastanelerde acil durum jeneratörleri bulunur. Ancak bunlar mazotla çalışır. Miami'deki bu hastane son mazot tankını kullanmaya başlamış. Sadece 8 saat daha elektrik üretebilecek. Karanlık geceler dünyayı değiştirmeye başladı. Kanun ve düzen namına pek bir şey kalmadı. Yağmacılar insanların geride bıraktıklarını talan ediyor. İnsanlar çaresiz. Ama hepsi yiyecek aramıyor. Chris! İşte dizel. Dizel motorlar yeni veya kullanılmış kızartma yağlarıyla da çalışabilir. Dizeller benzinli motorlara nazaran %30 daha verimlidir.
Ortalama bir araba 100 kilometrede 7 litre mazot tüketir. Bu kamyon ve diğer dizel motorlu araçlar yeterli kızartma yağı bulabildikleri sürece hareket edebilecek. Petrolden 30 gün sonra. Avrupa Birliği havaalanlarına ve tren istasyonlarına el koydu. Acil yiyecek sevkiyatı için gereken yakıt da öncelik kıtlıktan en çok etkilenen bölgelere verilecek. Beyaz Saray petrol yeteğinin 700 milyon varile düştüğünü açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri yıl sonuna kadar elindeki petrolü tamamen tüketebilir. Petrolün kaybolmasının üzerinden 30 gün geçti. Tüm dünyadaki devletler sert önlemler alıyor. Bazı hizmetler devlet koruması altına giriyor. Acil yakıt rezervleri trenlerin çalışabilmesi için dizele dönüştürülüyor. Bu sayede elektrik santrallerine kömür sevkiyatı yeniden başlıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bazı temel elektrik hizmetleri yeniden verilmeye başlanıyor. Ancak Kuzey Amerika'da elektrik şebekeleri birbirinden ayrılmış. Bir şebekeden diğerine elektrik göndermek mümkün değil. Elektrik ihtiyacını büyük ölçüde petrolden sağlayan Florida, kesintilerden en çok nasibini alan yer. Acil durumlar için ayrılan yakıt sayesinde yolcu trenleri çalışmaya başlıyor. Ama artık aç şehir merkezlerine yiyecek götürmekte kullanılıyorlar. Yiyecek sevkiyatı, yedek yakıtı hızla tüketmeye başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde sadece 11 ay yetecek kadar yakıt kaldı. Bir zamanlar ülkeyle özdeşleşmiş olan arabaları artık eskisi kadar göremeyeceğiz. Amerika'da benzinle çalışan 235 milyon araba bulunuyor. Arabanızı 9 kilometre boyunca ittiğinizi düşünün. 1 litre benzinden elde ettiğimiz güç işte bu kadar. Ancak ülkenin arabalara ihtiyacı var. Sistem arabalara hizmet edecek şekilde kurulmuş. Amerika'nın büyük bölümü banliyölerde yaşıyor. Tükettiğimiz şeylerin çoğu bulunduğumuz yere naklediliyor. Petrolle birlikte banliyölerdeki rahat yaşam tarzı da ortadan kayboluyor. Otomobiller üzerine kurulmuş olan ülke çaresizlik içinde yeni alternatiflere yöneliyor. Orta Batı Amerika'da 400 bin çiftçi yeni bir mahsul ekiyor. Bir zamanlar sebze ve meyvelerle dolu olan tarlalarda artık soya fasulyesi yetiştiriliyor. Bu bitkiden elde edilen yağ mazota dönüştürülebiliyor. Bir seçenek daha var. Mısır'dan elde edilen etanol, benzinli araçlar için alternatif bir yakıt olabilir. 600 bin kilometre karelik bir alanda yakıt elde etmek amacıyla mısır yetiştirilmeye başlanıyor. Rio de Janeiro, Brezilya. Etanolün işe yaradığı kanıtlanıyor. Brezilya'da benzin çoktan bitmiş olmasına rağmen arabalar hala işliyor. Otomobiller ve kamyonlar şeker kamışından elde edilen etanolle çalışıyor. Kuzey Amerika'nın bu açığı kapatmasına yıllar var. Ancak petrolün bitmesinin her şeyin sonu olmaması için bir umut hala var. Amerika Birleşik Devletleri'nin caddelerinde binlerce elektrikli araba görmek mümkün. Petrolün olmadığı bir dünyanın geleceği bu teknolojide yatıyor olabilir. Ancak bu geleceğe ulaşmadan önce dünyanın karanlık ve tehlikeli bir kışı atlatması gerekiyor.
Petrolden 5 ay sonra. Beyaz Saray, Washington'ın 3 büyük otomobil üreticisine el koyduğunu açıkladı. Dizel yakıt kullanan kamyonlara ek olarak elektrikli kamyonların üretilmesine ağırlık verilecek. Tarım Bakanlığı, bu kış Florida, Louisiana ve Hawaii'de etanol üretimini hızlandırmak için şeker kamışı dikimine başlanacağını açıkladı. Çevre çiftliklerden New York, Philadelphia ve Boston'a yapılan yiyecek sevkiyatı günden güne azalıyor. Petrolün tükenmesinin üzerinden 5 ay geçti. Amerika'nın büyük şehirlerindeki sebze halleri hala kapalı. Tren istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Taze yiyeceklerin yerini süt tozu ve pirinç alıyor. Buna rağmen açlık şehirlerde kol geziyor. Yiyecek, kömür sevkiyatı, itfaiyeler ve diğer önemli hizmetler için hala acil rezervlerden yakıt veriliyor. Geri kalan her şey durmuş durumda. Geriye kalan yedek yakıtın mümkün olduğu kadar fazla dayanması için Birleşik Devletler Hükümeti petrol kullanımına yeni sınırlamalar getiriyor. Ancak ihtiyacı karşılayan yaygın kullanıma sahip alternatifler bulunamazsa yiyecek sevkiyatı birkaç ay içerisinde tamamen duracak. Yemek geliyor ama çöpler toplanamıyor. New York'un çöplerini 6000 çöp kamyonu yılda 75 milyon litre mazot yakarak topluyor. Bu yeni dünyada çöplerin toplanması bile lüks. Tecrit edilmiş şehirlerine, artan açlığa ve yaklaşan kışa rağmen Kuzey Amerika pek çok ülkeden daha şanslı. Gavar Petrol Yatağı, Suudi Arabistan. 9600 kilometre ötede bir ekonomi çöküyor. Suudi Arabistan gelirinin %90'ını petrolden elde ediyordu. Ülkenin ekonomisinin hali içler acısı. Osaka, Japonya. Bu Japonya'ya yapılan son yiyecek sevkiyatlarından biri. Ülke gıda ihtiyacının %60'ını ithalattan karşılıyordu. Dünyanın en zengin ülkelerinin nüfusları açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Akaryakıt artık tamamen tükenmek üzere olduğundan insanlar artık devletin alacağı önlemleri beklemiyor. Garajlarda ve bodrumlarda insanlar arabalarını kullanmanın yollarını arıyor. Metanol, kül suyu ve bulabildikleri diğer kimyasalları karıştıran insanların hepsi kimyager olmaya başlıyor. Ev yapımı akaryakıtlar damıtılıyor. Tehlikeli bir işlem. Ama işe yararsa doğru materyalleri ellerinde bulunduranlar için seyahat imkanı doğacak. Gerektiğinde şehirlerini terk edebilecekler. Ancak bu tür kendin pişir kendin ye çözümleri sadece dizel araçlar için geçerli. Bu yöntemler bile dizel araçları uzun süre yolda tutamayacak. Kolay erişilebilen alternatif yakıtlar ciddi sorunlarla karşı karşıya. Acilen bulunan yöntemler
Kuzey Amerika'daki soya fasulyesi mahsulünün 2 kat artmasını sağladı. Yaklaşık 2 milyar litre biyodizel üretiliyor. Ama bu rakam petrol kaybolmadan önce Kuzey Amerikalıların bir yılda tükettiği mazotun %1'inden az. Üstelik eldeki yakıt bir sonraki hasada kadar idare etmek zorunda. Etanol için kullanılan mısır da mevsimlik bir çözüm. Mısır hiçbir zaman son 5 aydaki kadar yakıt elde etmek amaçlı kullanılmamıştı. Ama devletlerin acımasız bir seçim yapmaları gerekiyor. Gelecek yılın mahsulleri yakıt için mi kullanılacak, yiyecek için mi? Tek sorun açlık da değil. Hastanelerde bir zamanlar petrolden yararlanılarak karşılanan bazı ihtiyaçların stokları tükenmek üzere. Yılda 15 milyar çift lastik eldiven gerekiyor. İlaçların, kayganlaştırıcıların, plastik önlüklerin hepsi petrolden elde ediliyordu. Bunlar olmadığı için ilaca dayanıklı enfeksiyonlar hızla yayılmaya başladı. Sağlık hizmetlerinin aksamasına rağmen şehirlerde yaşayan insanların bazıları hayatta kalmayı başarıyor. Ama onları bekleyen başka tehlikeler var. Her yıl New York'un elektrik trafolarında yangın çıkar. Ancak içinde bulunulan durumda bu yangınlar bir felakete dönüşebilir. Terk edilmiş arabalar, acil müdahale ekiplerinin işini zorlaştırıyor. Daha kötüsü, kış yaklaşıyor. Kuzey yarımküredeki insanlar bir karar vermek zorunda. Açlığın kol gezdiği tehlikeli şehirlerde yaşamak mı, kaçmak mı? Büyük göç devam ediyor. Amerikan halkı şehirleri terk etmeye başlıyor. Bu durum beraberinde... Bazıları devletin acil durumlar için sağladığı imkanları kullanırken bazıları yürüyerek, kızak kullanarak, her yöntemi kullanarak kaçmaya çalışıyor. Sıcaklık hızla düşerken yüz binlerce insan göç ediyor. New York, Chicago, Detroit. Her yöne dağılıyorlar. Avrupa genelinde tercih edilen yerler İspanya, Yunanistan ve Güney Fransa. Buraları artık yaklaşan soğuk havadan kaçmak isteyen çaresiz göçmenlerin yükünü taşıyamıyor. Terk edilen şehirlerde milyonlarca araba göze çarpıyor. Kızartma yağlarıyla çalışan araçlar bile geride bırakılıyor. Soğuk havada yakıt kalınlaşıyor ve macun kıvamına geliyor. Bu da motora giden yakıt borularının tıkanmasına yol açıyor. İnsan yok, yakıt yok, yiyecek yok. Kuzeydeki şehirler beton ve camdan oluşan, kar yüzünden bağlantıları kesilen adaları andırıyor. New York, şehir dışı. Çaresizce hayatta kalmaya çalışan insanlar, kuzey şehirlerinden kırsal kesime göç ediyor. Taşıyabildikleri her şeyi yanlarına alıyorlar. Dayanıklı gıdalarla kışı atlatabilmeyi umuyorlar. Ancak yemek için getirdiklerinden fazlasını bulamayacaklar. Avlanmak ve tuzak kurmak zorunda kalacaklar. Yetişkin bir erkeğin kışı atlatabilmesi için 210 bin kalori alması gerekir. Uzun kış hem kırsal kesimin hem de şehirlerin üzerine çöküyor. Petrolden bir yıl sonra.
1980'lerde 1 milyon kişinin ölümüne sebep olan kıtlıktan bile kötü günler yaşıyoruz. Uzmanlar ölü sayısının 20 milyona ulaşabileceğini söylüyor. Devlet acil durumlar için ayrılan yakıt miktarının 250 milyon varile düştüğünü açıkladı. 4 depodan ikisi tamamen boşalmış durumda. Petrolün tükenmesinin üzerinden bir yıl geçti. Ülkeler birbirlerinden giderek uzaklaşıyor. Amerika'nın batı sahilindeki limanlarda gemilere günde 55 bin konteyner, yani 2 milyon ton ticari mal yüklenirdi. Şimdi hepsi sessizliğe büründü. Dünyanın her yerinde durum aynı. Rusya'dan Japonya'ya her ülke limanlarını kapatmış durumda. Uluslararası ticaret bitti. Benzinli otomobiller kapanmış bir dönemin artıkları. Bayilere teslim edilmemişler bile. Ülkelerin orduları güçlerini tamamen kaybetmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 180 milyar dolarla en büyük akaryakıt tüketicisi Savunma Bakanlığı'ydı. Tanklar ve savaş uçakları bugün terk edilmiş haldeler. Çalıştırmaya değmeyecek kadar pahalılar. Acil durumlar için kullanılan araçlarda etanol ve bitkisel akaryakıt kullanımı artıyor. Bu yeni yakıtların kullanımı için yeni motorlar üretilmesi gerekmiyor. Basit çevirici sistemler iş görüyor. Gidelim. Etanol acil müdahale araçlarını çalıştırsa da dünyanın geri kalanı için geçerli bir çözüm olmaktan uzak. Dünya çapındaki pek çok ülke etanol üretimini bırakıyor. Amerika Birleşik Devletleri mısır ekinlerinin %40 gibi rekor bir oranını bitkisel akaryakıt üretimine ayırmıştı. Ancak elde edilen miktar talebi karşılamaktan çok uzakta. Üstelik kıtlık çeken bir ülkenin elinden mısırı almak anlamına geliyor. Etanol Amerika'daki arabaları yola döndüremez. Araba sayısının azalması bazılarının işine geliyor. Eski dünyada her yıl yüz milyonlarca hayvan otoyollarda arabaların altında kalarak can veriyordu. Geyikler, ceylanlar, kurbağalar. Bu yıl pek çok türde nüfus patlaması yaşanacak. Ama çiftlik hayvanları bu kadar şanslı değil. Petrolün tükenmesi yüzünden üretici çiftlikler yem bulamamaya başladı. Hayvanlar kaderlerine terk edildi. Yüz milyonlarca inek, domuz ve tavuk öldü. Ülkenin geleceği giderek geçmişine benzemeye başladı. Büyük çiftliklerin çökmesi, pek çok ülkedeki insanların perhizinin değişmesi anlamına geliyor. Artık yetiştirdiğimizi yiyoruz. Yiyecek üretimi tüm dünyada yerelleşmeye başladı. Şehir içlerinde tarlalar görmek mümkün hale geldi. Banliyölerdeki insanlar mümkün olan her şeyi yetiştiriyor. Miami, 5. kategoriden bir kasırganın gazabına uğradı. Binlerce insanın hayatından endişe ediliyor. Katrina kasırgası 2005 yılında New Orleans'ı vurduktan sonra enkaz kaldırma işleri yıllarca devam etmişti. Ancak Miami'nin yeniden inşası için gereken yakıtı bulmak artık mümkün değil. İnfluenza salgını Amerika'da can almaya devam ediyor. Los Angeles, Miami ve Houston hastalıkla mücadele etmeye çalışıyor. Karantina bölgeleri oluşturuluyor. Hastalık kontrol merkezleri ölü sayısının 200 bini bulabileceğini söylüyor. It's
Ben... Hastanelere ulaşmak zor ama her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyorum. Bunun gibi acil durumlar için akaryakıt depolamış olan insanları ise bir şok bekliyor. Değerli akaryakıt stokları hiçbir işe yaramıyor. Benzini taze tutmaya yarayan kimyasallar akaryakıtın bozulmasına yol açıyor. Benzin bir yıl sonra bozuluyor. Neler oluyor? Koşmamız lazım. Bir zamanlar sıkıca bağlı olan dünya parçalanmaya başlıyor. Petrolden 10 yıl sonra. Akü üretimi için gereken lityumun fiyatı yine zamlandı. Bu seferki yükseliş %300 civarında. Suudi kraliyet ailesinin tahttan feragat etmesi... İspanya'da göçmenlerin çıkardığı olaylar... New York'taki kronik yiyecek kıtlığı artık alarm verecek düzeye ulaştı. Daha önce görülmemiş ebatta bir göç dalgası bu. Dünyanın petrol rezervlerinin kaybolmasının üzerinden 10 yıl geçti. Uzayda bile büyük değişimler yaşanıyor. Bir zamanlar roketleri yörüngeye taşımakta kullanılan yakıt artık israf olarak görülüyor. Uluslararası iletişim için hayati önem taşıyan 200 civarındaki uydunun yerine yenileri fırlatılamıyor. Petrolsüz dünyada teknoloji atıkları yeni bir kaynak haline geliyor. Baba bak ne buldum. Bak cep telefonu. Bir zamanlar çöp gözüyle bakılan şeylerin değeri paha biçilemeyecek kadar artıyor. Bir ton kullanılmış cep telefonunun içinde 275 gram altın, yaklaşık 135 kilogram bakır ve 2,5 kilogramın üzerinde gümüş bulunur. Bunların hepsi ticareti olmayan bir dünya için kıymetli maddeler. Baba, bunda biraz altın var galiba. Evet. Bu durum elektronikle sınırlı değil. Plastiğin doğaya karışması yüzlerce yıl sürüyor. Atılmış olan şişe ve kaplar bulunup yeniden kullanılıyorlar. İnsanlar en küçükten en büyüğüne her şeyi yeniden değerlendirmeye başlıyor. Bir geminin %90'ı özellikle de çeliği yeniden değerlendirilebilir. Gemiler yeni inşaatlar için ucuz ham maddeye dönüştürülüyor. Özellikle yük gemileri hasat ediliyor. Tüm gemiler parçalara ayrılmıyor. Biyodizelle çalışan yüzlerce gemi var. Bu gemi Kuzey Amerika'ya yapılan ilk lityum sevkiyatını taşıyor. Geminin yükü geniş tuzluklardan tonlarca lityum çıkaran Bolivya'dan geliyor. Lityum, verimli bataryaların üretiminde kullanılan ana maddelerden biri. Bütün dünya elektrikle çalışan alternatiflere yöneliyor. Bolivya'nın sanayisi hızla gelişiyor. Petrolsüz dünyada Bolivya yeni süper güç. Yeni dünyanın Suudi Arabistan'ı haline geliyor. Ancak biyolojik yakıt miktarı hala uluslararası ticareti canlandıracak düzeyde değil. Bunun için başka alternatifler aranıyor. Yosunlar işlenerek yakıta dönüştürülebiliyor. Ve kilometre kare başına verimlilikleri diğer biyolojik yakıtlara nazaran 7000 kat daha fazla. Üstelik çok az gübreye ihtiyaç duyan yenilenebilir bir enerji kaynağı. Petrolün yok olmasından 10 yıl sonra yosunlardan elde edilen 38 milyar litre biyolojik yakıt kullanıma sunuluyor.
Ancak hala uçmamızı sağlayacak kadar biyolojik yakıt üretemiyoruz. Gerek yolcu, gerek kargo taşımaya yönelik ticari uçuşlar hala çok pahalıya mal oluyor. Bu havaalanından yılda 34 milyon yolcu geçerdi. İhtiyaç duyulan malzemeleri dünyanın dört bir yanındaki hastanelere ulaştırmak için farklı ulaşım yöntemleri kullanılıyor. 2 milyon kamyon yeniden yollara çıkıyor. Hastanelere malzeme getiriyorlar. Tamamen doğal gazdan üretilen eldivenler, şırıngalar, tüpler taşıyorlar. Hastaneler artık daha temiz ve güvenli. Bu şehirler açısından atılmış olumlu bir adım. Modern evlerin içleri ve dışları devrim niteliğinde değişiklikler geçiriyor. Krizin insanlar üzerindeki etkisi büyük. Toplumlar parçalandı. Aileler sevdiklerini kaybetti. Uzmanlar doğal gaz rezervlerinin azalmaya başladığı konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca kömür rezervlerini çok hızlı tükettiğimiz yönünde de uyarılar yapılıyor. Petrolsüz geçen 10 yılın ardından dünya hala dengesini bulmaya çalışıyor. Petrolün yokluğu gezegenimizin çehresini değiştirmeye devam edecek. Petrolden 40 yıl sonra. Çin'in lityum arayışlarını Tibet sınırının ötesine taşıması gerilime sebep olmaya devam ediyor. Tahminlere göre 400 bin ton lityumdan söz ediliyor. Yıllık yapılan nüfus sayımı Los Angeles'ın hala en kalabalık şehir olduğunu gösteriyor. 20 milyonluk nüfusuyla... Tamamen biyodizelle çalışan jet uçağı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Üretici şirket Atlantik ötesine yılda 6 uçuş düzenlemeyi planladığını açıkladı. Petrolün yok olmasının üzerinden 40 yıl geçti. Hava hissedilir derecede temizlendi. Uçaklar 40 yıldır uçmuyor. Benzinli araçlar tamamen yok oldu. Benzin kullanan fabrikalar çoktan kapandı. Sadece Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika yılda 3.1 milyar ton zehirli gazı havaya salıyordu. Kuzey Amerika'da insanlar kuzeydeki büyük şehirlere dönmeye başladı. Yolları ve evleri tamir ettiler. Terk edilmiş apartmanlar seralara dönüştürüldü. Endüstriyel bir güç merkezi yeniden tarıma dayalı topluma dönüşmeye başladı. Parklar ve otoparklar tarla olarak yeniden değerlendiriliyor. New York'taki Central Park, 3.25 kilometre karelik alanıyla devasa bir çiftliğe dönüştü. New York'a geri dönenlere gıda bu şekilde temin ediliyor. Şehir kendi yetiştirdiğiyle besleniyor. Banyolara yiyecek sevkiyatı durmuş. Dükkanlar terk edilmiş ve unutulmuş. Benzin tamamen tükenmiş. Yedek yakıt kalmamış. Yollarda dolaşan az sayıda araba ise eskisinden çok farklı. Eskiden arabaların ortalama ağırlığı 1800 kilogramdı. Şimdi ise çok daha hafifler ve elektrikle çalışıyorlar. Kaportaları metalden değil, çok daha hafif olan karbon fiberden üretiliyor. Ama bu araçlar çok pahalı. Lityum kullanan aküler hala sınırlı sayıda. Bu
Büyük yük gemisi filolarını ve kamyonları yeniden harekete geçirmek isteyen insanlar, çareyi yosunlardan elde edilen biyolojik yakıtlarda buldu. Kuzey Amerika'da büyük biyolojik reaktörler inşa edildi. 39 bin kilometre karelik bir alana yayılmış olan yosunlar, ülkenin tüm yakıt ihtiyacını karşılıyor. Yakıt işlendikten sonra borular vasıtasıyla dünyanın diğer bölgelerine aktarılıyor. Ulaşım alanında elektrikten giderek daha fazla yararlanılıyor. Elektrikli trenler dünyanın dört bir yanındaki insanları birbirine bağlıyor. Tren raylarının çevresindeki şehirler gelişmeye başlıyor. Diğerleri terk ediliyor. Petrol dünyanın hızla gelişmesini sağladı. Nüfus 150 yıl içinde önce 2'ye, sonra 3'e katlandı. Gıda üretimi patlama yaptı. Dünya çapında ticaret gelişti. Petrol elden gidince dünya bambaşka bir şekle büründü. Şehirlerimiz, gökyüzümüz ve yollarımız eski haline nazaran çok farklılaştı. Bir tek şeyin değişmesi, her şeyin değişmesine sebep oldu.